Merhabalar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. İkinci videoyu bir türlü çekmeye fırsatım olmamıştı. Nihayet bugün yapabileceğim. Evet. Şimdi. Evet. Photoshop'umuz burada. Burada çeşitli kardeşimin çizdiği resimler de var. Ödevler falan. Yeni bir dosya açalım. Yeni bir düzlem, yeni bir sayfamızı açalım. Öncekinden devam etmiyorum çünkü onu bir örnek olarak göstermiştim. İlk bir portre benzeri bir şey çizmiştim. Evet, arka planı buradan beyaz yapabiliriz. Tamam. Yoksa bu mu olsun? Çünkü diğeri biraz daha uzun olacak galiba. Neyse, tamam. Oluştur diyelim. İlk önce basit şekiller üzerinden bir çizim olarak ya da şöyle yapalım. Şimdi Ctrl O'ya bastığım zaman bunu açıyorum. Ctrl N'ye bastığımda kısa yol tuşu. Direkt bu ekran geliyor. Bunu yatay yapmak istiyorum. Tamam, böyle daha iyi. Bir öncekini kapatacağım. Şimdi buradan kalemimize bakalım. Pencereleri taşıyabilirsiniz bu arada. Kısa yol. Şimdi. Evet. Buradan tabii ki de göremiyorum. O yüzden şöyle yapmak istiyorum. Bir saniye. Hadi ama. Yine pencere açma istemiyorum. Sanırım mouse'la yapacağız. Evet, bazı pencere işlevleri olmuyor. Yani kalemle. Burada tabletle ilgili... Evet, ne diyeceğimi unuttum. şunları şuradan birazcık kısaltalım. Aslında şöyle yapabilirim. Yeni bir katman açtım buradan. Şuraya basarak. Her çiziminizi yeni bir katmana yapmanızda fayda var. Çünkü olası hataların önüne geçebilirsiniz böylelikle. Yanlış yaptığınız zaman geri dönebilirsiniz yani. Evet. Rengimizi seçtik. Bakalım nasıl çiziyor. Şimdi alt tuşuna basılı tutuyorum. Kalemin üst tuşuna eğer atadıysanız şu şekilde kalemi değdirmeden buradan büyüklüğünü ayarlıyorum. Sağa sola çekerek. Yukarı aşağıda opaklığını ayarlayabilirsiniz. Evet, tamam. Ama yok. Bunun da hiç gözükmüyor. Biraz daha büyük yapalım. Tamam. Bu iyidir diye düşünüyorum. Şimdi R tuşuna basıyorum. Bu şekilde de sayfanın boyutuna döndürebilirsiniz. Şimdi çizerek başlayabilirim. İlk konumuz çizgiydi. Ben birazcık hani nasıl boyanacağı ile ilgili bir şey göstermek istiyorum. Bu arada bir sonraki videolarımda belki bir çizimimin üzerinden gösterebilirim. O zaman daha anlaşılır olacaktır. Şimdi bunu çizdim. Şunu bir de. Elimi de açmadım. Değil mi Doğa? Çizim yapacaksın. Çizim yap güya. Alt tuşa silgi atadığım için böyle kolaylıkla silebiliyorum. Evet, yamuk oldu. Harika. Şimdi Z'ye basıyorum ve büyüteci etkinleştirmiş oluyor. Tamam, böyle olsun. Evet, bir dahaki sefere şu bulunduğum kamerayı biraz da yukarı falan taşıyacağım. Çünkü buradan katman açmak çok zorluyor.
Kameranın üstünden gözükmüyor yani. Şimdi şunu, opaklığını buradan düşürebilirim. Tek çizgi haline getireceğim. Bu arada benim boyama tekniğim, direkt ona girdim ama grayscale to color. Yani gri skaladan, nasıl desem, ilk önce siyah beyaz kara kalem gibi boyayıp ondan sonra üstüne renk ekliyorum. Tabi diğer türlü önceden şey yapıyordum. Direkt renklerle boyamaya geçiyordum. Birazcık zorlandığımı fark ettim. Tabii ki de fark etmez gerçi. İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben griden renk yapınca, ilk önce siyah beyaz yapınca sonra renk ekleyince bana daha kolay geldi haliyle. Bir de daha iyi görebiliyordum nerenin nasıl olacağını falan. Tamam. Ve böyle bir şeklimiz var. Şimdi bunu hangi renk yapabiliriz? Sonra bir küçük bir portre üzerinden göstereyim. Şurayı biraz açalım ki fırçalarımız tamam gözüksün. Evet. W'ye basarak, ama ben bunları atamıştım. Yine mi bunların yerleri? Şimdi L'ye basınca normalde lasso tool, kemen tarayıcı. Bunu seçmiş oluyorsunuz. Bu hani istediğiniz yeri seçip işlem yapabilmenizi sağlıyor. Burayı seçtim mesela ve buranın içinde işlem yapabiliyorum sadece. Bu şekilde. Ama otomatik seçim aracı da W'ye basınca hızlı seçim aracı. Konuşamıyorum. Buradan da aynı şekilde fırçayı büyüttüğünüz gibi büyütebiliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi kare alanını otomatik seçti. Alta basarak da eksi, yani işlem yapılacak alanın kırılacak, silinecek taraflarını seçiyorsunuz. Eğer yanlış bir yeri seçtiyse falan. Mesela benimki şurası biraz fazla geldi. Onun için ben sadece burayı seçecektim. Tabii illaki boyama yaparken bunu kullanmayabilirsiniz. Fark etmiyor yani. Sonuçta bu programda sınırsız işlem yapabilirsiniz yani tool'ları, araçları kullanarak. Şimdi B'ye basarak tekrar fırçama geldim. Bu kısmı boyuyorum. Opaklığı ayarlamamışız. %100 yapalım. Akışı da %100 yapalım. Bu arada rengi birazcık açmak istiyorum. Şimdi fırçadayken normal alt tuşuna basınca damlalık aracını seçiyor. Renk seçimi yani. Buradan aynı rengi alabiliyorum. Tamam. Bu renk olmuştur. Burada şu çizgiyi kaldırmak isterseniz Lasso tool'dayken şurada bakın şekli değişti. Bunun üstüne bastığınızda otomatik kaldırılıyor. Peki. Çizim, tonlama ve sanatla, resimle uğraşan arkadaşlar bilir. Öyle girecektim lafa, giremedim. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Bu fırçayı kullanıyorum. Bir kenarı sert, bir kenarı yumuşak. Tonlamamda da yardımcı oluyor. Tabii yanlış yeri tonladım. Mesela ışık. Işığın şuradan geleceğini varsayalım. Hop, çok büyük oldu. Işığın şuradan geleceğini varsayalım. Öyleyse bu tonları silmem gerekecek yine. Şöyle yaptığımızı varsayalım. Tabii buranın biraz daha açık o... Bu standart rengimiz olsun. Burayı sonradan açacağım çünkü ışık buradan geliyor. Şimdi. Ha, şeyden bahsedecektim. Ha, burada bakın bununla da boyayabilirsiniz. Şeyden bahsedecektim. Bir türlü giremedim. Resimle uğraşan arkadaşlar zaten anlayacaklardır. Ne taraf açık, ne taraf koyu işte. Işık nereden gelirse bir taraf daha açık olur. Ne tarafa koyu gölge düşer. Evet, burayı kapatalım. Şurayı da aynı şekilde. Ben de alışmışım bununla boyamaya ama.
Şuna da yapabiliriz. Sonuçta aynı yere çıkıyor. Ben genelde şu seçim aracını çok kullanmıyorum. Şunu. Genelde çok kullanmıyorum, çok nadir. Aynı şekilde Autodesk Sketchbook Pro'da da var. Android versiyonunda da var. Tablette de var bu seçim aracı. Zaten birçok çizim programlarında var yani. Photoshop kadar detaylı olmasa da. Gerçi kullandığım birkaç, denediğim birkaç çizim programında Android için vardı. Bu seçim aracı otomatik seçiyor falan. Evet. Benim kullandığım tool alalım. Tonlamak için. Şimdi ışığımız buradan geliyordu. Şimdi burayı açıktan koyuya gidelim. Bu da çok fark etmiyor aslında. Nasıl gideceğinizle alakalı. Dediğim gibi normal resim çiziyorsanız zaten bu olayda da çok sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Pratikle de alakalı. Önceden uğraşmışlıkla alakalı değil aslında. Yeni resme başlamış biri de çok fazla pratik yaparak sonuçta dijital çizimde iyi bir yere gelebilir. Neden olmasın? Hatta iyi görebilmemiz için arka planı birazcık koyu yapmak istiyorum. Şöyle küçültelim. Şuradaki küçük kameram yüzünden buraya ulaşamıyorum şimdi. Buraya bastım. Bu arada arka planın üstünde. Parlaklık ve kontrast dedim. Buradan bu değil herhalde. Yanlış mı yaptık? Arka planı CTRL ile basılı tutuyorum ve seçiyorum buradan. Seçecektir büyük ihtimalle. Bakalım. Seçmiş mi? Bir daha deneyelim. Ton ve doygunluğu deneyelim. Ha evet. Ton ve doygunluktan arka planı ayarlayabilirsiniz. Şu kadar olsun. Şu kadar olsun. Aynen. Tamam. Bir dahakine dediğim gibi şu kamerayı şuradan kaldıracağım. Çünkü çok sıkıntı çıkarıyor. Hatta katmanları şuraya taşıyabilirim. Ben niye o kadar zorluk çektim ki? Evet. Aklıma gelmedi işte. Evet, şuraya taşıyalım şimdilik. Sıkıntı yok sonuçta. Evet, yerini değiştirdim. Yine böyle de iyi. Şu kameramız biraz altta kaldı ama sıkıntı değil. Evet. Nerede kalmıştık? Şu renk çarkını açalım. Bu arada ilk başta ben programı kullanmaya başladığımda katmanlarla bayağı sıkıntı yaşamıştım. Çünkü hani yanlış yeri seçmişim. O yanlış yeri yaptım. Geri al, geri al falan. Bayağı zorlanmıştım. Şimdi ışık vuran taraflarını biraz daha çizgilerini belli ediyorum. Her çalışma için, her yapacağım işlem için bir katman daha açacağımı söylemiştim bu arada. Tamam. Burayı daha da koyu alacağım. Bakalım çok mu koyu olmuş? Bakın mesela bunu çizdim ya. Ops. Mesela çok koyu oldu diyelim. Bu açıktan koyu olduğu için fırça. Bakın buradaki biraz daha koyu rengi alabilirim. Tam koyu olmasını istemiyorsam. Evet, böyle daha iyi. B'ye tekrar basarak fırçamı seçeceğim. Evet. Yanlış bir yere mi basmıştım? Sivrigelen tarafını kübün dış kısmına koyuyorum. Ve o şekilde yani aşağıdan yukarıya şeklinde çiziyorum. Burada da aynı şeyi yapabilirim. Siz buraya bir çizgi çizmeseniz bile burayı boyadığınız zaman otomatik olarak göz tamamlayacaktır. Mesela bakın şu an çizgi yapıyorum aslında boyayarak bir bakıma. Boyadıkça çizgileri kendi önceden çizdiğim eski çizgilerini yok etmiş oluyorum yani. Bu resimde de böyle. Eski çizgileri siz çalışma yaptıkça yok olur. Eritirsiniz çizgileri. Şimdi E'ye basarak silgimi açtım. Buradan bunu seçiyorum. Daha sert bir silgi olsun mesela. Ama opaklık %55'teymiş.
Şimdi bu şekilde de yapabilirsiniz. Bazen YouTube'da belki çizim teknikleriyle ilgili araştırma yapanlar görmüştür. İşte drawing with outlines. Yani dış çizgileri olmadan boyama, dijital boyama tekniği diye. Belki videolar görünüz olmuştur. Bunlar da hiç çizgi kullanmazlar ama böyle silgi gibi tekniklerle yapılabilir tabii ki de. Silgi kullanarak da. Tabii dış çizgileri olmadan çizim yapmak biraz zor ama hiç çizgi kullanmadan da yapanı gördüm. Sculpting yani nasıl desem inşa. İnşa etme, heykel yapma gibi, oyma tarzında yapanlar da var. Sculpting'e şu an girmeyeceğim çünkü ben de üzerinde uğraşıyorum açıkçası çok alışabilmiş değilim. Çünkü çok zor bir teknik bana göre. Bana şu anlık öyle geliyor ama ben çizgiden yola çıkarak sculpting tekniğini birazcık kullanıyorum. Direkt girişemiyorum. yani direkt yapmaya başlamıyorum. Çünkü şu anlık elim çok alışık değil. Aslında heykel yapılarak da normal hayatta heykel yapanlar bu işten çok daha rahat anlıyordur diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Şimdi kenarlara daha koyu girdim. Çünkü orası hiç ışık almıyor. Daha da. Ama yumuşak geçiş yapmak istiyorum. Sert geçiş de yapılabilir ama ben yumuşak geçişi daha çok seviyorum yani. Şöyle sert geçiş oldu mu gözümde birazcık kötü gözüküyor. Evet. Hatta kenarlara daha da koyu girilebilir. Evet, çok koyu oldu. Pat diye birden koyuya girmiyorum tabii ki de. Yavaş yavaş koyulaştırıyorum. Bakın buradaki açıklık güzel mesela. Uzaktan bakıldığında iyi duruyor. Çalışmanızı bir yere kadar geldikten sonra şöyle bir uzaktan bakın. Onun için şu pencere önemli şuradaki. Uzaktan nasıl göründüğünde işte daha rahat değerlendirmenizi sağlar. Şuradan. Bu arada bunu yumuşatmak için de bunu kullanabilirsiniz. Başka şeyler, tool'lar da var da şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Bunları da bir sonraki videolarda gösterebilirim. Şimdi açık olan yerlere gelelim. Bunun için bir katman daha açalım. Ha bu arada şuraya iki kere tıklayarak katmanınıza isim verebiliyorsunuz. Mesela buraya ne diyelim? Koyu ton. Buraya ne diyelim? Genel ton. Buraya da evet. Açık ton. Yanlış yazdım. Tamam. Bu benim yaptığım bir örnek tabii. Şu an henüz tam olarak kendi çizimim üzerinden şey yapmadım. Örnek vermedim. Bir sonraki videolarımda onlarla ilgili örnek verebilirim. Bakın mesela. Bu arada bana soranlar olmuş. Çizim tabletiyle anime yapılabiliyor mu diye, anime çizilebiliyor mu diye ya da manga falan. Evet, neden olmasın? Sonuçta burada en realistik çizimden yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz sonuçta. Yani hassasiyeti tıpkı mouse gibi. Eliniz nasıl gidiyorsa o şekilde geliyor. Tabii ki de hiçbir küp havada durmaz. Ben buna bir zemin eklemek istiyorum. Zemini de bunların en altına ekleyeceğim. Buraya da zemin diyelim. Tabii burayı genel konuda tondan birazcık daha koyu alacağım. Şöyle alacağım. Bakın katmanların aslında bunlar zor değil katmanlar. İlk başta çözmesi belki biraz ya da ben geç algıladım bilemiyorum. Yaptığınız tonların altına sürükleyerek resmin arkasına ya da önüne geçebilirsiniz. Bakın şu an önüne geçirdim mesela. Altına geçirdim şimdi de.
Şimdi altından. Bunu yumuşak kısmını kullanarak, tabii bu benim kullandığım fırça, yani burada milyonlarca fırça var ya da siz ücretsiz olarak yayınlanan internette fırçalar var. Onları kullanabilirsiniz. Burada başka fırçalar var mesela. Sulu boya fırçaları var. Burada ups, yukarı. Ha, yağlı boya fırçaları var. Bu benim bazen kullandığım. Kömür teknikleri falan. Güzel. Bunlar benim kendi kişisel eklediğim fırçalar. En çok kullandığım fırçaları bu tarafa topladım. Zaten Doğa Paint Tools yazıyor. Buradan sürükleyebiliyorsunuz. Tabii ben bunu sürüklemeyeceğim. İşte isimlendirebiliyorsunuz fırçalarınızı. Ben buna hair, saç demişim. Evet, zemini yapıyordum. Konuyu dağıtmayayım. Tonlama demişim buna da. Tabii de fırçanın adını unuttum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Evet. Bu kısmı biraz daha koyu alabiliriz. Bakın. Şuraya birazcık açıklık vurabilir tabii. Eğer gerçekten çok fazla zorlanıyorsanız şeyde, nasıl desem, bu şekilde tonlamada nereye ışık nereye gölge geliyor diye bir cismin önüne ışık tutarak ve aynısını çizmeye çalışarak ve tonlamaya çalışarak öğrenebilirsiniz. Sonuçta bakarak yapmadan aklınızdan çizmeniz biraz zor. Yani bakarak yapmayı da ilk önce iyi bir konuma getirmeniz lazım. Buradakini biraz dağıtıyorum. Sadece bakarak yapmak da iyi değil bu arada. Bu sefer de hani ikisini dengeli bir şekilde götürmek çok önemli. Dedi güzel sanatlar öğrencisi. Evet, buraya da zemin 2 diyorum. Evet, diyemedim. Zemin yazdım. Zemin 2. Bu arada mesela iki tane zeminim var burada, değil mi? Bunları gruplayabiliriz ki dağılmasın, karışıklık engellensin. CTRL'ye basılı tutuyorum ve ikincisini de seçiyorum. Şurada klasör benzeri bir simge var. Ona basıyorum. Grup diyor. Gruba ne diyelim? Zemin tonları diyelim. Evet. Şimdi içine taşınmadı ama. Bir dakika, taşımış mı? Ah, evet, taşınmış. Doğru. Seçmiştik. Seçtiğimiz için buradan taşındı. Bunu kapatarak da karışıklığı engelleyebilirsiniz. İşiniz olmadığı zaman. Tamam, ben şu an açacağım. Çünkü içinde işlem yapacağım. Bu neydi? Ha, eski çizgimiz. Bunu buradan işimiz bittiğinde silebiliriz. Ben bir süre sonra açıkçası siliyorum. Şimdi buradakinle buradakini bir seçelim. Sağ tıklıyorum. Sağ klik. Katmanları birleştir. Böyle dediğimiz zaman iki layer'ı, iki katmanı birleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi ben ikisini birleştirdim. Şey yaptığım için. Rengi koyulaştırdım. Evet. Zeminde kalmıştık. Tabii soft round diyor. Yumuşak kenarlı fırça kullanarak da bu tonlamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ben normal zemini yapacaktım. Biraz daha koyulaştıralım ki açık ton ortaya çıksın. Ha, opaklık. Şuradan opaklığı biraz yükseltelim. Bu tarafa geldikçe de biraz düşürelim opaklığı. Tamam. Ne kadar kübümüz şekilsiz olsa da kısacası bu şekilde yapmış olduk. Şunun rengini en açığa getirelim. Parlama olarak da bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bazı yerlerine parlama ekliyorum. Fazla oldu. Opaklığı düşürerek de daha açık yapılabilir.
Senin kısmına şu an girmeyeceğim. Şu an yani şunu söylemek istiyorum videonun sonuna gelmiş olursak eğer. Siyah beyaz üzerinden gidebiliriz. Benim en çok kullandığım teknik siyah beyaz üzerine. Bu şekilde en basit örnek olarak şekil üzerinde gösterdim. Mesela şu anda hadi yuvarlak yapalım bari. Şu genel tonları da şöyle hepsini alalım. Bunları bir grup yapalım. Küp diyelim buna. Ah, bunu da içine taşımam gerekiyor tabii ki de. Tamam. Buradan yeni bir katman açıyorum. Layer. Buna da ne diyelim? Küre. Küre yapalım. Ya da basit bir şekilde çizelim buraya. Ben ikinci temiz çizgiyi geçiyorum ama hani olmayabilir. Mesela şöyle bir eskiz yaptınız. Ortaya çıkardınız mesela şu şekilde. Bu da zemininiz olsun. Bunun üstüne de boyamaya başlayabilirsiniz. Yani yeni bir katman açıyorum. Şöyle göstereyim. Ya da şu kalsın. Koyu tondan başlıyorum. Şu şekilde de direkt boyamaya başlayabilirsiniz. Bana kolay geliyor diye bu şekilde yaptım. Yani tabii ki de siz deneyerek, sürekli yaparak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Öyle diyeyim. Yani bu şekilde de bir boyama tekniği var. Şöyle. Tükenmez kalemle yapar gibi. Ben yumuşak geçişli olduğu için. Ya da bu da kullanılabilir. Ups, fazla kalın kaçtı. Neyse. Bunu kullanmayacağım şimdilik. Bunu kullanalım. Bu sefer de koyudan açığa doğru gittim. Tabi bazı dijital çizim yapanların tek katman üzerinde tamamen full resmi yapanı da gördüm. Ama onun için birazcık alışmak gerekiyor sanırım. Çünkü bunu yapan kişi bir hocaydı ve alışıktı yani. Senelerdir dijital çizim yapıyor. Belki ısrarlar üzerine sonra söylerim kim olduğunu. Evet, rengi biraz açalım. Çok açmak istemiyorum. Şuradaki tonları biraz karıştırıyorum. Tabii bunun başka bir yöntemi vardır da ben şu an şu şekilde yapmayı daha uygun gördüm. Başka yöntemlerim mutlaka vardır. Şöyle birbirine karıştırıyorum yumuşak kısmıyla. Burada CTRL'ye basılı tutup Z'ye basarsanız geriye saracaktır. Evet, şu an renkleri birbirine karıştırdım. Evet, güzel duruyor. Şu orta tonu kullanarak şunları yaymak istiyorum biraz daha karışması adına. Tamam. İyice büyütelim. Şimdi açık tona gireceğim. Şunu kullanalım ilk önce şu tonu. Evet. Ne gözüme direkt hani böyle koyudan pat açığa gitmek istemediğim için yavaş yavaş gidiyorum. Direkt gidersem gözde çok güzel gözükmeyebilir. Bu arada ilk önce yaptığımız eskiz çizgisini bir kapatalım. Bakın yine. Art without line. şimdi burada da aslında hani şu sculpting tarzı demiştim ya üstüne inşa yöntemiyle. Yani bunun üstüne sürekli sürekli ekleyerek. Yağlı boya gibi düşünebilirsiniz kısaca. Yağlı boyanın üstüne bir boya ekliyorsun. Sonra başka bir boya ekliyorsun. Sürekli boyalar ekleyerek bir çiçek ortaya çıkarıyorsun mesela. İnşa ederek, onun şeklini çıkararak yapıyorsun. Bu heykelde de var zaten. En basitinden heykel yapmak gibi düşünebilirsiniz. Heykelciler. Ah heykelciler. Sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum bu konuda. Şimdi şurayı da biraz dağıtalım, şey yapalım. Evet, şuraya koy girdik.
Hatta şuraya da biraz. Burada benim kullandığım aynı şekilde Android uygulamalarında ya da Paint uygulamasında püskürteç olarak geçiyor. Evet, uzun süre anlayamadım. Ama nihayet. Yani çocukken çok kullanırdım ama boş kullanırdım yani. Öyle gülen yüz çizerdim falan. Yeni jenerasyon Paint'i bilmiyordur. Söylüyorum onlara. Bakın buraya parlaklık ekledim. Hatta daha da açık yapalım. Hatta yeni bir katman açıp biraz daha parlaklık katalım. Şuraya da katalım. Ben koyu resimler üzerine parlaklık katmayı çok severim. Çok güzel durur. Ama aşırı da o kötü durur yani mesela. Neredesin? Attık mı? Hah, bakın. İnci gibi parlıyor. Evet. Buna da biz demin koyalım. Küreyi silelim. Yine bir zemin. Bu da zeminimiz olsun. Buradan bu sefer şöyle yapalım. Hafif yapalım. Bakın şurada bir açıklık kaldı. Fark ettiyseniz. Şurada. Daha gerçekçi bir hava katıyor. Yani üç boyutluluk kazandırıyor. Kontrast. Siyahla beyaz. Kontrastlık oluşturuyor. O yüzden daha gerçekçi bir etki oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi biraz daha katalım hatta. Şurayı koyulaştıralım. Bakın daha da ortaya çıktı. Beyaz kısmı. Neredesin? Ups. Şurada. Şu kısmı. O yüzden şuraya biraz daha koyu girdik mi? Büyük ihtimalle bu olduğu için olmuyor. Bu parlaklık, şu koyduğumuz parlaklık siyah katmanın üstüne geçiyor. Şu an evet bunu böyle yaptım ve silgiyle bu arada yumuşak silgi seçerseniz yapamadım. Hatta, evet şu koyu tarafı silebilirsiniz. Niye silmedin? Ha, çünkü yanlış katman seçili. İşte bunu kastediyorum. İşte bunu kastediyorum. Evet, niye silmedim? Neyse. Ay, bunu şey yapamayacağım. Şöyle silelim. Direkt fırçayla. Tamam. Kısaca bu şekilde eskiz çizgisiz bir şekilde yapmış oldum. Bu da eskiz çizgilerini yok ederek yani üstüne yapa yapa sonunda eskiz çizgisini kardeşim bayram ediyor. Televizyon izliyor galiba. Evet. Bakın eskiz çizgisi burada duruyor. Ama diğerinde yani şurada durmuyor. Bu şekilde de yapılabilir. Tekniğiniz size kalmış sonuçta. Evet. Ctrl'e sıfıra bastığınızda tam ekran oluyor. Bu arada bilgisayar olarak tam ekran çalışmak isteyenler direkt şöyle F'ye basabilir. Tam ekran. Bir daha bastım. Sayfa tam ekran oldu. Yana geldiğimde menüler açılıyor. Tabii ben bu bana zor geldiği için ben bunu yapmıyorum. Ben direkt tam ekran çalışıyorum. Böyle daha iyi. Yani Windows tuşu yok, bir şey yok falan. Evet. Ha. Dış mekan olarak şuraya ben ışık eklemek istiyorum. Işık şuradan geliyor demek adına. Tamam. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda ya kendi çizim üzerinden gösterebilirim ya da bunun üzerinden renk denemesi yapabilirim. Öyle de olabilir. Evet, kendi çizimlerim üzerinden gösterince daha anlaşılacaktır konu diye düşünüyorum. Şu anlık bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.